Bayburt Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları başladı. Tarihi kale asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yaptı ve yerleşim alanı bakımından da Türkiye'nin en büyük 3. kalesi olma özelliğine sahip. Peki restorasyon çalışmaları neleri kapsıyor, ne amaçlanıyor? Tüm soruların yanıtını valinin açıklamalarında bulabilirsiniz. Yerleşim alanı olarak Türkiye'nin en büyük 3. kalesi olma özelliği taşıyan Bayburt Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bayburt Kalesi, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın da deyimiyle kadim Bayburt şehrinin sembol eserlerinden biri. Bayburt tarihte tabii 5000 yıllık ifade edilen tarihi boyunca stratejik bir noktada olmuş. Bu bağlamda da kale özellikle de Türk medeniyeti Anadolu'ya yerleştikten sonra burayı özellikle önemsemiş ve çeşitli yıkımlar görmüş olmasına rağmen burada restorasyonlar yapmış. Nitekim en kalıcı restorasyon da 1500'lü yıllarda yapılmış. Daha sonra tabii Osmanlı-Rus savaşında burada ciddi yıkımlar gerçekleşmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geliştirilen projeyle kalede uzun soluklu bir çalışma yapılacak. En son geliştirilen projeyle, Kültür Bakanlığımızın da onay verdiği ve destek verdiği projeyle bu kalenin hem yerleşim alanı içerisinde bir takım sondaj kazılar, kurtarma kazıları yapılacak. Burada ortaya çıkan eserler elbette değerlendirilecek ve görmüş olduğunuz surların önemli bir kısmında gene restorasyon çalışmaları yapılacak. Gene hemen arkamızda olan vaktiyle kilise, daha sonra da cami olarak kullanılmış olan yapıda gene restorasyon çalışmaları yapılacak. Restorasyon tamamlandığında tarihi kale turizme daha fazla katkı sunacak. Oturduğu alan 150 dönümün üzerinde, 150 bin metrekarenin üzerinde ve çepeçevre surları da 3000 metre, yani 3 kilometre uzunluğunda gerçekten önemli bir yekün tutuyor. Ve içerisindeki bu hem kazı çalışmaları hem restorasyon çalışmalarının yapılmasıyla birlikte buraya gelen ziyaretçilere hem çok daha fazla eserler, ürünler gösterme imkanı olacak, hem de gelen ziyaretçilerin hareket alanı daha da uygun bir zemin kazanacak. Proje kapsamında çıkan eserlerin sergileneceği bir de müze inşa edilecek.